Belki de başkasının diyoruz ve saatlerimiz 11.13'ü gösterirken şu dakikalarda tekrar konuğumuza merhaba demek istiyoruz. Bu kez telefon hattımızın diğer ucunda Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitü Müdüresi Sayın Mutlu Aslan Türk var. Efendim merhaba, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Olgunlaşma enstitülerinin faydalarını, amacını saymakla bitmez. Elbette ki birbirinden güzel etkinliklere de imza atıyorsunuz. Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitü çalışmalarından bahsetmenizi rica edeceğim. Dilerseniz ilk olarak olgunlaşma enstitüleri içerisinde Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitü'nü öne çıkaran çalışma nedir diye sorsak neler söyleyeceksiniz? Önce ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Bizim için yaptığımız işi duyurmak çok önemli. Zira yaptığımız şey halkın içinde olan, var olan şeylerin, unutulmaya yüz tutmuş şeylerin tekrar gün yüzüne çıkarılmasıyla ilgili. Bu ancak yine halkımızın bize katılmasıyla, bizimle birlikte olmasıyla mümkün. Ve bunun olabilmesi için de sizin gibi yayın kuruluşlarının desteğine çok ihtiyacımız var. Bu anlamda açıldığımız günden bu yana, bu 2 yıllık süreç içinde Çukurova Radyosu bizi hiç yalnız bırakmadı. Tekrar teşekkürlerimi sizin aracılığınızla biz hem ekibinize ederiz, hem kuruma iletmek istiyorum. Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü, diğer olgunlaşma enstitülerinde olduğu gibi bulunduğu bölgenin yöresel kültürel değerleri üzerinde çalışıyor. Geçmişte kalan, unutulmaya yüz tutmuş yöresel kültürel değerlerin araştırılıp, arşivlenip, tespit edilip ondan sonra da günlük hayatın içinde bir takım faaliyetlerle, ürün tasarımlarıyla yeniden var olmasını sağlamaya çalışıyor. Bu anlamda yaptığımız birçok proje oldu bu 2 yıl içinde. Ama bunlar içinde en fazla dikkat çeken 2 projemiz var. Bir tanesi Türkiye çapında yapılan bir proje. Bu projenin bir parçası olmakla çok gurur duyuyoruz. Türkiye çapında 24 olgunlaşma enstitüsü var efendim. Bunlardan 11 tanesi bir araya gelip Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nın ortaklığında yapılan bir projenin bir parçası oldular. Projenin ismi Puşide. Puşide projesi, Kültür Bakanlığı'na bağlı türbelerdeki sandukaların örtülerinin yenilenmesiyle ilgili bir proje. İki yıldır İstanbul'daki Sultanahmet Türbesi'ndeki sandukaların örtülerinin yenilenmesi üzerinde çalışıyoruz. Bir şehzade ve bir hanım sultan türbelerinin örtülerini yeniledik. Bunun arkasından yaptığımız iş proje ekibi tarafından oldukça beğenildiği için şu anda türbedeki en önemli sandukalardan bir tanesi Sultanahmet Han'ın eşi Kösem Sultan'ın türbesinin sandukasını yeniliyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur. Bir ekip çalışması bu. 8 arkadaşımız Maraş işi tekniğiyle türbe üstündeki örtünün birebir replikasını yapıyor. Bu anlamdaki çalışmalar bize çok gurur veriyor. Bu proje 2023'e kadar devam edecek. Evet. 2023'te hedeflenen noktaysa Kabe örtüsünün yenilenmesi. Bunun da bir parçası olmak bize büyük bir onur verecek. Büyük bir şevkle ve gururla Puşide projesi üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Bir de yöreselde kendimizin yaptığı güzel bir proje oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde devam eden sıfır atık projesini desteklemek amacıyla bölgemizde bir çalışma yapmak istedik. Elimizde 1 ton kullanım dışı kalmış düğme vardı. Bunu bir esnaf bağışlamıştı. Bunlar ile bir ürün tasarım yarışması planladık. Evet, gerçekleştirdik. Bunu aslında Çukurova Radyosu'nda sizlerle paylaşmıştık. Evet. Sizin de dikkatinizi çekmişti. Basında çok güzel yansımaları olmuştu. Ciddi bir katılım oldu. Oldukça güzel sonuçları oldu. Dereceye giren eserler hakkında Türkiye çapında şeyler aldık, güzel eleştiriler aldık. Hatta şu anda Üsküdar Belediyesi ile görüşme halindeyiz. Dereceye giren eserlerin İstanbul'da ne mekanda sergilenmesi noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bu da yine enstitümüzü öne çıkaran güzel projelerimizden bir tanesiydi. Evet. Şimdi aslında şöyle de soru sormak istiyorum. Gerçekten çok güzel etkinlikler yaptınız. Çok daha hani yolun başındayız dediniz. 2 yıllığız dediniz ama gerçekten enstitü olarak çok güzel işler ortaya çıkıyor. Bir kere çok bu şükür. Puşide projesi içerisine dahil olmak da çok hakikaten gurur verici. Kahramanmaraş halkının enstitüye olan ilgisi nasıldı? Ve ilk günden bugüne bir değerlendirme yapmak gerekirse neler söyleyeceksiniz?
Bu bağlamda biz en baştaki söylediğim mantıkla çalıştığımız için, yani halkımız için halktan olan bir şeyi yeniden gün yüzüne çıkartmak vizyonu ve misyonumuzu onlarla paylaşmaya çalıştık hep ilk günden beri. Hatta şöyle bir sloganımız var bizim. Her yaptığımız işi lanse ederken, paylaşırken şey diyoruz. Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü'ne sahip çıkıyor. Çünkü onlar sahip çıkmadığı müddetçe yapılan çalışmaların hiçbir anlamı yok. Bu çok güzel yansımalar verdi. Şöyle durumlar oldu. Mesela durumdan vazife çıkaran vatandaşlarımız oldu. Bir Gazi amcamız var bizim. Bu Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü'ne sahip çıkıyor. Sloganımıza karşılık vermek için bir gün güzelce giyinmiş bizimle tanışmaya geldi. Eski kıyafetlerini giyinmiş bizimle tanışmaya geldi. Kadir Durak amcaya aracılığınızla buradan selam göndermek istiyorum. Dedi ki ben vazifeye hazırım. Olgunlaşma Enstitüsü'ne hizmet etmek istiyorum. Bizim için çok kıymetli bir anı. O günden bugüne sık sık bizi ziyaret ediyor. O enstitüsünün çalışmalarını, kendisinin değerlendirmelerini bize sunuyor. Türkiye çapında diğer olgunlaşma enstitülerini de takip ediyor. Kendisinin yaşı oldukça da ileri, sosyal medya kullanmayı bu anlamda çok geliştirdi bu çalışmalar kapsamında. Mesela bu halkın olgunlaşma enstitüsüne yaklaşımıyla ilgili çok güzel bir anekdot diye düşünüyorum. Huzurunuzda tekrar kendisine kurumumuza gösterdiği alaka için teşekkür ediyorum. Onun şahsında da bütün Kahramanmaraş'a teşekkür ediyorum. Hem kamu kurumları hem de halkımız gerçekten olgunlaşma enstitümüzü bağrına bastı. Her türlü yanımızdalar. Hep birlikte yapıyoruz biz bu işi. Ben onlara diyorum ki bu kurum hepimizin, bu kurum sizin emeğinizle ortaya çıktı. Bu hepimizin ortak mirası. Buna sahip çıkacağız ve parlatacağız inşallah. Daha fazla ses getirmesini sağlayacağız Türkiye'de. Bu anlamda da şehrimizi daha fazla tanıtmış olacağız diye konuşuyorum gelen ziyaretçilerimizle. Bu anlamda çok mutluyuz. İyi bir karşılık buldu diye düşünüyorum. Şimdi Kurtuluş'un 100. yılı etkinlikleri kapsamında kurumunuzun yapmış olduğu çalışmalar ne aşamada, neler yapıyorsunuz konuyla ilgili? Evet, 12 Şubat Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Bayramı. 2019'da Kurtuluşumuzun 100. yılı. Bu anlamda biz geçen seneden beri çok ciddi bir heyecan içindeyiz. Bunun farkındayız. Bu senenin bizim için çok önemli olduğunu ve geçen seneden küçük küçük çalışmalarla halkın nabzını yokladık. Nasıl olursa daha parlak bir kutlama yapabiliriz gelecek sene için diye. Geçen seneden adı Maraş Gülü olan bir proje yapmıştık. Maraş Gülü projemiz bu bölgedeki işlenen bir kaneviçe deseninden almıştı adını. Bu kaneviçe deseni gül ve buğday başaklarından oluşuyor. Ve çokça işlenmiş. Bunu işlemeyen annemiz, teyzemiz, büyükannemiz hemen hemen yok gibi. Hepimizin evinde bu desenden var. Biz bu desen üzerinde biraz araştırma yaptık geçen sene. Bu desenin bazı yazılı materyallerde de konu edildiğini gördük. Bir makale üzerinden yola çıktık. Hasan Reşit Tankut isminde bir profesörümüz var. Kahramanmaraşlı bir profesör. Bir makalesinde diyor ki 12 Şubat kışın en çetin zamanlarından bir tanesi Kahramanmaraş'ta. Bir gül açar 12 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta diyor. Kırmızı bir gül. Kışın en çetin zamanlarında bu naif çiçeğin Kahramanmaraş'ta açıyor olması Allah-u Teala'nın hürriyet ve istiklaline aşık Kahramanmaraş halkına bir hediyesidir diyor. Biliyorsunuz Kahramanmaraş'ta sivil bir direniş var. Kurtuluş Savaşı'nın öncü şehirlerinden bir tanesi. Bunun bir mucize olduğuna inanıyoruz biz bütün halk olarak ve kadınlarımız bu kırmızı gülün nakışlarına işlemeye başlıyorlar. İşlerlerken ucuna bir de buğday başağı ekliyorlar. Buğday başağı sanatta vedut, doğurganlığı temsil eden bir obje efendim. Ekliyorlar ki tarihin hangi zamanında bu memleketin, bu şehrin hürriyet ve istiklaline müdahale edecek bir güç ya da kudret olursa bu şehrin her ferdi yeniden kahraman olur. Duasını nakışlarına işlemiş oluyorlar. İşte buradan da yola çıkarak biz geçen sene yaptığımız bu Maraş Gülü projesini bu sene her ferdi Kahramanmaraş ismiyle biraz daha genişletip kökleştireceğiz inşallah.
bu seneki çalışmalarımızda zamanın zemine nakşetmek gibi bir temel amacımız var. Yani bu süreç içinde yaşanan her şeyi zemin üzerinde görsel hale getirmek istiyoruz. Bu yörenin yöresel kültürel değerlerini, el sanatlarını kullanarak. Evet. Bakırdan, Maraş filesinden, Maraş işinden biliyorsunuz teknik olarak sim ve sırmayla işlediğimiz Maraş işimiz var. Birçok sanat disiplini üzerinden o zaman içinde geçen hikayeyi zemine nakşedeceğiz inşallah bu yıl boyunca. Evet. Ve bu yolla da bu kahramanlık destanını inşallah ölümsüzleştirmeyi umut ediyoruz. Ve çocuklarımıza bu hürriyet ve istiklal aşkını inşallah yerleştirmeyi düşünüyoruz. Harika. 100. yıl etkinlikleri kapsamında Olgunlaşma Enstitüsü olarak yaptığınız çalışmaları değerlendirmenizi istemiştim. Şimdi bir başka konuyla ilgili bilgi vermenizi rica ediyorum. Aslında bakanlığın gündeme almış olduğu Olgunlaşma Enstitülerinin eğitim tarzı ve içerisindeki giriş süreci ve kurumun bugüne dönüşüme neden ihtiyaç duyduğuyla ilgili görüşlerinizi bizlerle paylaşır mısınız efendim? Çok teşekkür ediyorum. Burada şunun altını çizmemiz gerekiyor. Olgunlaşma Enstitüsü kurumları Abdülhamit Han döneminden bu yana Türk halkının gündeminde Anadolu'da ve İstanbul'da bu kurumlar var, mevcutlar. Ve çok saygın bir kariyer çizgisi olmuş bu kurumların. Özellikle el sanatları, yöresel kültürel değerlerin yaşatılması noktasında çok prestijli işler yapmış. Çok güzel hikayeler var bu tarihi boyunca kurumların. Evet. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin bu tarihi süreç dikkatini çekiyor. Cumhurbaşkanlığının kültür sanat biriminin dikkatini çekiyor. Hı hı. Ve kurumlar bir mercek altına alınıyor. Biraz körelme, sönükleşme, belki daha az ilgi süreci yaşanmış son dönemlerde olgunlaşmasını. Fakat ciddi de bir birikim var, çok ciddi bir arşiv var. Uzun yıllardan beri birikmiş, kariyerli bir, prestijli bir arşiv var. Bu arşivi tekrar canlandırmak, kurumlara eski şeylerini, değerlerini tekrar kazandırmak için ciddi bir çalışma sürecine girildi. Cumhurbaşkanlığı, Emin Erdoğan hanımefendi himayeleri ile Cumhurbaşkanlığı biriminin yaptığı bir çalışma bu. Evet. Çalışma yeni bir vizyon çalışması ve bir güncelleme çalışması bu çalışma. 24 olgunlaşma enstitüsü müdürlerinin bir araya gelip yaptığı çalıştaylar ve Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan bir kurumsal kapasitenin artırılması danışma heyeti yapıyor bu çalışmayı. Burada profesyonel tasarımcılar, işte sanat ve tasarım alanında ticaret yapan CEO diyebileceğimiz büyüklerimiz var bu kurulun içinde. Akademisyenlerimiz var. Onlar bütün Türkiye'yi dolaştılar, bütün olgunlaşma enstitülerini dolaştılar. Mevcut kapasitenin tespit edilmesi noktasında raporlamalar yaptılar. Arkasından da bu kapasitenin daha genişletilmesi, halk tarafından daha fazla bilinmesi ve daha iyi bir noktaya getirilmesi anlamında bir çalışma planı hazırladılar. Hemen yakınlarda İstanbul'da Tophane Kültür Merkezi'nde, Tophane-i Amire Kültür Merkezi'nde bir lansman yapıldı. Basında da ciddi yansımaları oldu bu lansmanın. Bu lansmanın arkasından bütün olgunlaşma enstitüleri için ortak bir logo tasarımı, onların yaptıkları ürünlerin dünya çapında görülür olmasını sağlayacak bir marka bilinci ve satış noktası planları var. Bütün bunlarla ilgili bizim de çok ciddi heyecanımız var. İnşallah yakın zamanda bunların yansımaları çok daha fazla görülecek halk arasında. Evet. Markamız lanse edilecek, yeni logomuz lanse edilecek. Hepimiz heyecanla bu sürecin sonunu bekliyoruz. Emine Erdoğan hanımefendinin lansmanda yaptığı konuşmada bir Tarsus gemisinden bahsediliyor. Ben de bunu daha çok kişinin duyması için burada tekrar paylaşmak istiyorum. Olgunlaşma enstitülerinde yapılan el sanatlarının tanıtımı için
Tarsus'tan bir gemi kaldırılmış ve bu gemi bütün dünyayı dolaşmış. Bir tur atıp tekrar Tarsus'a dönmüş deniz yoluyla ve limanlarda yaptıkları eserleri sergilemişler. Denizde seyrederken olgunlaşma enstitüsü ustaları da üretimlerine devam etmişler aynı zamanda. Evet. Yani şimdi workshop diye tanımladığımız işleri dünyanın büyük limanlarında, önemli tanıtım noktalarında bu geminin içinde yapmış bu insanlar. Bu gemi bütün dünyada anıları var. Bütün dünya tarafından hatırlanan bir Tarsus gemisi hikayemiz var bizim olgunlaşma enstitülerinin. Hanımefendi konuşmalarında dedi ki Tarsus gemisini hep birlikte yeniden canlandıracağız. İnşallah işaret ettiği noktada hepimiz çok heyecanlıyız. Belirlenen rota üzerinden çok daha güzel günler beklediğini düşünüyorum olgunlaşma enstitülerinin. Evet, Sayın Arslan Türk, biz çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten zamanımız oldukça azaldı. Çok güzel işler ortaya çıkarılıyor. Daha nice güzel işleri, daha nice güzel projeleri bir başka programda konuşmak dileğiyle teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar.